Hal esnafına polis baskını. Akademide büyük çöküş. Moody's'den bir uyarı daha. Günün haberleri başlıyor. Ankara Hali Rekabet Kurulu'na yapılan ihbar nedeniyle geldiklerini öne süren polisler tarafından basıldı. Polislerin takviye ekip çağırma talebine esnaf, "Biz terörist miyiz? İstediğiniz defterleri veriyoruz. Niye takviye çağırıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Hal esnafına göre baskının gerçek nedeni Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ceyhan Gündüz'ün tanzim satışlarla ilgili yaptığı açıklamalar oldu. Gündüz, tanzim satış noktalarındaki ürünlerin tedarikçi firmalardan temin edildiğini ve aracı firmalardan alınan ürünlerin faturasının tarım kredi kooperatiflerine kesildiğini ifade etmiş ve bazı ürünlerde zarar oranı %70'e kadar yükseliyor. Zararı tarım kredi kooperatifi ödeyecektir sözlerini kullanmıştı. Gazeteci yazar Ahmet Nesin, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Erdoğan'ı Dalaman'dan İstanbul'a getiren uçağın pilotu Barış Yurtseven'in cemaat üyesi olduğu iddiasıyla dava açılmasını değerlendirdi. Nesin, Artı Gerçek'te yayınlanan "Öldürmeyen Allah Öldürmüyor, Erdoğan Efsunlu" başlıklı yazısında "Yaver terörist, pilot terörist, koruma terörist, korumaya gelen F-16 pilotu da terörist ve bu insan yaşıyor ve hala önüne gelen herkesi terörist ilan ederek oy toplamaya çalışıyor. 2-3 kötü anket sonra terörist suçlamasına damat mı girer yoksa çocuklardan biri mi bilmiyorum ama kurulması düşünülen parti kurucularından birisi hapse girebilir" sözlerini kullandı. İktidara yakın gazeteler Erdoğan'ın pilotu Barış Yurtseven'in baylok kullanarak görüşmeler yaptığını iddia etmiş, hemen ardından hakkında dava açılmıştı. Yükseköğretim Kurulu'nun da işbirliği yaptığı İngiliz Derecelendirme Kuruluşu Quacquarelli Symonds sıralamasına göre Türkiye'den hiçbir devlet üniversitesi ilk 500'de yer alamadı. Alan bazlı değerlendirme de yapılan listede devlet üniversiteleri tek tek başarılı oldukları alanlarla yer aldı. Ancak başarılı oldukları alanlar çok sınırlı kaldı. ODTÜ Mühendislik, Hacettepe Tıp alanında öne çıksa da son 5 yılda bu üniversiteler en az 100 sıra geriledi. 2016 ve 2017 raporlarında 5 üniversite ilk 500'e girebiliyorken her yıl geri gidişin ardından bu yıl sadece 2 özel üniversite listede yer aldı. Al. 28 Şubat sürecinde 3 kızıyla birlikte cezaevinde yatan, adı başörtüsü eylemleriyle özdeşleşen HDP milletvekili Hüda Kaya, 28 Şubat'ta yaşananlarla AKP iktidarının bugün yaşattığı zulmü kıyaslamanın mümkün olmadığını söyledi. Mecliste konuşan Hüda Kaya, iktidara seslendi ve "Gözaltındaki kadınların kızlarına tecavüzle tehdit edildiğinden haberiniz var mı?" diye sordu. 28 Şubat edebiyatı yapan ey iktidar vekilleri, bugün gözaltında kaç tane şehrin emniyetinde terörle mücadele gözaltında kaç tane kadının başörtüsünün açıldığını biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur muhakkak. Bırakın onu, Erdemli'de biyoloji öğretmeni bir kadın kızıyla gözaltına alınıyor. Duruşunu, inancını, şunu bunu desteklemeyebiliriz. Mesele bu değil. Ya bir kadına kim olursa olsun karşı karşıya kaldığı tehlikedir, tehdittir söz konusu olan. Bir kadın kızıyla gözaltında sorgulanıyor ve kızına tecavüz etmekle tehdit ediliyor. Toplumun her kesimine sirayet etmiş büyük bir zulüm yaşanıyor diyen Kaya, "Artık vicdanları kurtarmanın zamanı geldi, geçiyor" sözlerini kullandı. Artık vicdanları kurtarmanın zamanı geldi, geçiyor. Söylenecek söz yetmiyor artık. Kelimeler tükenmiş durumda. AKP iktidarının vatandaşlara haklar ve özgürlükler açısından 28 Şubat'a kıyasla çok daha ağır şartlar yaşattığını söyleyen Hüda Kaya'nın sözleri oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı tarafından kesildi. Gözaltında bile devletin güvenlik güçlerinin evlindeyken ki orası sonuçta bir devlet kurumudur. Orada bile kadınlar eğer tecavüzle Sayın Kaya teşekkür ederim. 21 Şubat'ta ailesinin gözleri önünde sivil giyimli, silahlı ve kendilerini devlet olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırılan kanun hükmüne kararnameli Salim Zeybek'ten hala haber alınamıyor. Ben Fatma Betül Zeybek, eşim Salim Zeybek, çocuklarım ve ben birlikte İstanbul'dan Edirne Havsa'ya doğru ilerlerken aracımızın önü bir araç tarafından kesildi. Avukatı ve ailesinin yaptığı başvurularda savcılık ve emniyet gözaltında olduğu bilgisini doğrulamadı. Salim Zeybek için arıyorum. Tamam, buyurun. Bana Edirne İl Emniyet aldı dediniz biraz önce. Ben arıyorum ya, hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Son 3 yılda artan devlet eliyle insan kaçırmalara çocuklarıyla birlikte şahit olan Zeybek'in eşi Betül Zeybek, dehşet verici süreci Medya Bol'da anlattı. Gazeteci yazar Cevheri Güven'e konuşan Betül Zeybek, "Aracımızla Edirne'ye doğru seyahat ederken bizi bir aracın takip ettiğini fark ettik. Biz durunca duruyor, biz hareket edince hareket ediyordu. Bu araçtan kurtulmaya çalışırken kaza yaptık. Kazanın ardından araçtan inerek yolun yanındaki su kanalından kenara geçmeye çalıştık. Bir anda silah sesleri duymaya başladık. Arkam dönüktü, bize mi havaya mı ateş ediyorlar göremedim. Ama çok yakınımızdan ateş ediyorlardı. Çocuklar var, ateş etmeyin, silahımız yok diye bağırmaya başladım. Olduğumuz yerde kala kaldık. Çocuklar bağırıyor, ben bağırıyorum, korkunç bir ortam oluştu. Etrafımızı sardılar, eşime bağırarak yere yatmasını istediler. Yüzüstü yere yattı. Sonra bizi birbirimizden ayırdılar, eşimi bir araca bindirip götürdüler. Çocuklarımla benim etrafımı sarıp bekletmeye başladılar" sözlerini kullandı. Eşinin götürülmesinden bir süre sonra kendilerinin de başka bir araca bindirilerek "Biz devletiz, savcılığa da emniyete de gitmeyeceksin" tehditleriyle Ankara'ya götürüldüklerini anlatan Betül Zeybek, eşinden uzun süre haber alamayınca ulaşabildiği bütün yetkili mercilere başvurmaya ve sosyal medyadan sesini duyurmaya karar verdiğini söyledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Derneği dahil her yere başvuran ve yaşadığı dehşete rağmen eşi için mücadele etmekten geri durmayacağını belirten Betül Zeybek, "Her yere başvurdum. Kocamı yargılayabilirler ama bunu yasal çerçevede, yasal mercilerde yapmalılar. Kocamı kaçırdılar ve buna şahidim. Kocamın nerede olduğunu söylemeliler. Onu ismi gibi salim biçimde geri istiyorum" sözlerini kullandı. Eşini yere yatırıp kollarına girip hemen götürdüler. Daha sonra kendilerinin sivil polis olduğunu söylediler. Silahlıydı bu kişiler. Yetkililerden bizim sesimizi duymasına yardım etmesini istiyorum. Eşimin sağlığı ve hayatından çok endişeliyim. Salim Zeybek son 3 yılda Gülen cemaatiyle ilişkili oldukları gerekçesiyle kaçırılan 24. kişi. Kaçırılanlardan bazılarından 3 yıldır haber alınamıyor. Bazıları ise aylar sonra ağır işkencelerden geçirilmiş biçimde Ankara Emniyetine teslim edildi. Sağ kalanlar kendilerini kaçıran ve işkence eden kişilerin MİT personeli olduğunu belirtiyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, 2019-2020 makroekonomik görünüm güncelleme raporunda Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda %2 seviyesinde daralmasının öngörüldüğünü duyurdu. Raporda Türkiye'de enflasyonun yakın vadede politika gevşemesine izin verecek derecede hızlı bir şekilde azalmasının beklenmediği tahminine yer verilirken, toplam talebin azalmasıyla enflasyonda da gerileme beklendiği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü teknoloji okulu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar havada ters takla atabilen mini çita adını verdikleri robotlarını tanıttı. 20 kiloluk mini çita attığı ters takla ile bu beceriyi gösterebilen ilk 4 bacaklı robot oldu. Saatte yaklaşık 5.5 mil hıza ulaşabilen mini çita kablolardan tamamen bağımsız olarak çalışıyor, ceylan ve benzeri hayvanlarda görülen hava sıçramasını da taklit edebiliyor.